Karantina günlerinden herkese selam arkadaşlar. Bugün sanırım 6. videoyu çekiyoruz. Karantina günlerinde sizin nasıl geçiyor bilmiyorum. Aşağı lütfen nasıl geçtiğini yorum olarak yazın arkadaşlar. Bugün aslında biraz nostaljik bir video olsun istedik. Bence herkes evde bu sıkıldığı günlerde böyle eski tarz şeyler varsa evinde onlar muhakkak herkes ortaya albümlerine falan bakıyordur eminim yani eski albümlerine, eski eşyalarına vesaire kesin bakıyordur. Biz de bugün videomuzda onlara bakacağız. Benim şöyle nostalji bir kutum var arkadaşlar. Ara ben açıp bakıyorum eski günleri yad etmek için. Bu videomuzda da bu kutuyu açacağız sizlerle beraber. Birazdan yakın çekimde zaten içini görürsünüz. Umarım 10 dakika 15 dakikada olsa sizi eğlendirebiliriz. O zaman kutumuzu açmaya geçelim. Kutumuz şu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Ama kutunun kendisiyle bir alakası aynen, yok. Kutu, herhangi bir kutu yani. İçine uyduğu için bunu kullandım. Boyut olarak. Bir ara böyle bir işle uğraşmıştım. Elimde tek kalan kutusu oldu yani o derece bak. Ama bu arada web sitemin temelini bundan sayesinde attım yani. O ismini orada bulmuştum. Web sitesinin haklarını oradan buradan aldım ellerinden. Şimdi kendi elimde. Şöyle bir defter var arkadaşlar. Bak, bu benim. Evet, ismi özel yaptırmışlar. Bu babamın asker anıları var. Ben de küçüklüğümde bu defteri açar böyle buradaki şekilli şükürlü şeyleri taklit ederdim. Kamerada gözüküyor mu? Gözüküyor. Çok iyi ya. Bak da babam şurada bak. Bak babamın resmi burada 58 yiğit o Sivaslı. Gölge yapmış. Aynen. Gölge hep bunların bak bunlar üstünde hep böyle giderek bunları taklit ederdim ben. Bu dediğim de ta ilkokula giderken. Böyle buradan bir merak başlamıştı bende zaten. Ondan sonra bunu böyle yavaş yavaş kaligrafiye çevirdim. Bak şu çiçek çok güzel. Çiçek şeklinde burada K harfi. Bakayım. Bunların hepsini tek tek çizmişimdir. Horoz vardı horoz şeklinde. Onu bulabilir miyim acaba? Bak daha. Bunları acaba, babam mı yaptı hep? Babamın arkadaşı yapmış herhalde. Babamın defterini ben devraldım. Dediğim gibi böyle şeyleri biriktirmeyi çok seviyorum. Aha para buldum. Para. Nasıl? Para. Ne? 10 lira. 10 lira. Ama bu küçücük bir 10 lira. Acaba ne zamandan yılı yazıyor mu bakayım? Tarihi yazıyor mu ki bulamadım tarihi. Şurada 1970 yazıyor ama doğru mu bilmiyorum. 1970 tarihli izniyle. O ayrı. O izin ama üretim tarihi yazmıyor. Üretim tarihi para da yazar mı ya? Dur bir saniye benim burada. 1982. Bu arada dedim ki ben kendi nostaljik şeylerimi getireceğim dedim. Hemen kendi de iki tane şeyi var. Çok nostaljik benim. Happy Topu iki ama tane şey var. Ama seninkine bin basar bence. Bir tane orada para var ona bakacağım. Tamam, sen hadi sen ilk önce kendini çek. Neyse bu şekilde bir defterim var. Bunu ara ara hala açıp bakıyorum. Benim ilham kaynağım bu. Bak ne yazmış. Ne yazıyor burada ya? Bayrağı var. Ay. Toku. Tokucu. Tokucu. Ayhan Tokucu. Zafer. Bak en ilgincini bulalım hadi. En son. Bizim bak makinacı. Uçak şeklinde yapmış. Bursa'nın yeşil türbesi. Bursa'ymış. Bak bunu çok yapardım ha. Ne o? Güzel yazıyor bak. Sadece gölgelerle. Kaplan. Daha çok şeye benziyor hani böyle. Pirana. Aha horoz. Buldum. Soyadı horoz mu? Adamın soyadı horoz. Osman horoz. Eğer bu kişilerden birisi bu videoyu izlerse kendisine buradan selam ediyoruz. Mustafa Duyar'ın oğluyum ben. Bunu kenara koyuyorum. Burada benim ufak şeylerim var. Doğuş kasetim var. Bu benim belki de küçüklükte en çok dinlediğim kasetlerden biri. Sıkı doğuş hayranı. Aynen doğuş hayranıyım. Bunun mavi kasetleri falan vardı da annem kaldırdı mı, attı mı inşallah. Plak vardı bir de. Plak vardı köyden da. Köyden yürüttü. Ama o benim sayılır çünkü babam verdi. Senin sayılır da plağı eritmişler arkadaşlar. Arabanın arkasında unutulmuş. Yine para bu. Güneşten erimiş. Bak burada şey var. 100. Ekaton. Bu Yunan parası mı ne bilmiyorum. Bunda benim amcaoğlunda vardı bir tanesi. Yarı yarıya bölüşmüştük. Biliyorum. Şunu da yanlış hatırlamıyorsam o amcaoğluyla yarı yarıya bölüşmüştük bunu. Yarısı onda yarısı bendeydi. Duruyor bundan da onda? Bilmiyorum artık. Bu Kuveyt dinarı mı? O Afgan parası bildiğim kadarıyla. Afgan yazıyor burada. Afgani yazıyor. 10 mu? 10 evet, mu yazıyor? 10 Afgani. İbrahim Tatlıses'in kaseti var. Aramam sormam. Bu kaseti de güzel ha. Bunu da çok dinlerdim. Yetiş ya Muhammed. Tam şimdinin şarkısı. Şimdi söylenecek bir şey. Bu ne? Kartların var. Bu ilk kart vizitim benim. Vesikalık duruyor ya. Rabbim dedem. Ya. Bu Oğuz Kızıklı'nın ilk kart vizitidir. Belki izlerse selamlar. Bu boş kaset herhalde. Evet. Bunu daha paketini açmadım bak. 60'lık kaset.
Eskiden böyle şarkıları radyodan kaydederdik şeye. Bu üniversite hatırası. Bu Serhat'ın üniversitede bana hediye ettiği şey. Bunu bozayım mı? Gıcık ol biraz. Yok, bozma. Bozamadım. Bunu da ne zaman aldım biliyorum. Bu tarz zeka oyunlarını çok seviyorum. Burada belediyeden dağıtmışlar. Şu tespihler aslında... Nerede beleş oraya yerleş. Çok... Bu ne ya? Ben bunu niye atmamışım çöpe? Şey değil ama... Benim normalde çok iyi tespihlerim de var ama bunları niye saklıyorum bilmiyorum ama işte hep tek şu tespih şunu biraz saklıyor güzel. Ya. Aaa yiyecekmiş ama. Bunun ben bir ara bununla ilgili gerçekten video çekecektim. Çok seviyorum leblebi. Böyle nostaljik şeyleri işte Tetris'tir falan fırıldaktır topaçtır. Hatta bununla ilgili arkadaşlar aklınıza gelen böyle nostaljik şeyler varsa aşağı yorum olarak yazın. Ben de onları bulmaya çalışayım. Eğer hepsini tamamlarsam onunla ilgili böyle nostalji videosu çekmeyi düşünüyorum. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar. Bu ne? Bu ne sence? Çatapat mı? Yok. Fişek. Hayır. Patlayan bir şey işte. Patlayan bir şeydi. Bu eskiden bu vardı. Şimdi bunu değiştirmişler. Bu kız kovalayan arkadaşlar. Bunu ben bir bakkala rica etmiştim bana kız kovalayan bulur musun diye. Bunu bulmuş. Şu ikisini bulmuştu bana. Bir de şunu hatta bunda tamam küpeti var ama bunun şeyi geçmiş tarihi. Hmm. Geçti yani. Kaç? 2016 son kullanma tarihi. Üretim tarihi nedir? Leblebi tozu. Eskiden bunun fitili olurdu. Şimdi hepsini teknolojikleştirmişler. Bu uçuyor mu kaçıyor mu bilmiyorum ama bizim zamanımızdakiler çok iyiydi. Şöyle buz devrindeki o şeyin kovaladığı palamut var ya. Sen bulmuştun değil mi bunu? Evet. Ama şurası hatta bak şurası koptu. Ben bunu Japonladım. Bu ne? Bu da minik tespih. Güzel tespih çeviririm de. Çok iyi değerli tespihlerim var da onları saklıyorum tabii onların yeri ayrı. Bu Sivas şeyidir kesin. Yok bunu bir arkadaşım hediye etmişti. Bunun aynısı Sivas'ta da satılıyor Sivas bıçağı olarak ama metalleri farklıdır ama bu da çok keskin. Bu Trabzon'da okuduğum günlerde almıştım bunu. Sürmene bıçağı. Sürmene'den aldım diye hatırlıyorum hatta bunu. Bu sürmene yazıyor bu zaten üstünde. Ha, üstünde sürmene yazıyor. Bu da dedenin bıçağı galiba. Bu da dedemin bıçağı. Şu bıçak arkadaşlar belki abartısız 40 senelik vardır şu bıçak. Bunu hatta açamıyorum. Şöyle paslanmış. Bunu ben böyle yaptırmayı falan düşündüm de birkaç yere götürdüm. Onlar da şöyle şu bileği taşına vurdukları zaman böyle eline saplanma ihtimali varmış adamın. O yüzden kabul etmemişler ama bunu böyle saklıyorum. Bende hatırası çok büyükmüş. Ve en büyük hazine. Bunun... Bu benim de hazinem sayılır. Şunu kutuya şunları koyalım. Ama ben keşke atmasaymışız o zaman o yazdığımız hazine. Vallahi var ya çok pişmanım. Hani ben böyle saklamayı bu yüzden seviyorum. Zamanın birinde onların değerleneceğini düşünüyorum. Bizim için değerli olacağını. Bir daha bulamayacağımızı düşünüyorum. O yüzden bunları da 5-6 yıl önce satın almıştım. İki seri. Yani ikisi de aynı ama bulmuşken yedekli aldım hatta. Hiç poşetinden dahi çıkartmıyorum. Allah'ım çok güzel ya. Dokusu bile çok güzel. Çocuk bak şöyle gittim şu an. Pokemon'lara bakalım mı? Tam erkek Fatma'ydım. Taso, misket, uf yardırırdım. Nidoran. Kart, maç kartları. Balbaça. Balbaça. Taklidini yapayım mı hepsini? Pikachu. Coffee. Waldrop. Ay hepsini hatırlıyor mu ya? Eevee. Miau. Bunu bilmeyen yoktur herhalde Miau'ı. Roket takımının. Zubat. Abi kaç. Horsey. Kaçıyı buldun mu? Evet. Şunu, bunun şarkısını biliyor musun? Epa. Bu Drowsy çok sinsi bir Pokemon'du ya. Böyle Drowsy deyip böyle hipnoz ederdi adamlar. Ondan sonra Veronat. Tentacool. Oynayalım mı? Oddish. Valla Growlithe. Dur bir dakika. Önce benimkileri göstereyim sonra Taso oynayalım birazcık. PG, Bellsport, Staryu, Dratini, Rattata, bunun Raticate var gelişmiş onu çok seviyorum. Oyunun oynadığı ama bundan yakalıyordum. Abra, gelişmişi Kadabra, en gelişmişi Alakazam. Abra Kadabra, oradan mı geliyor? Magikarp, gelişmişi Bluff neydi? Aa unuttum. Magikarp'ın böyle yılan gibi burada var mı acaba? Benim burada var mı gelişmişi? Sen benden daha iyi hatırladın yine ya. Ben 150 Pokemon'u deftere yazıyordum. İlk seride 150 Pokemon vardı. Oyuna geçişti. Magikarp. Ama bunun şeyini hatırlayamadım. Gyarados. Evet, Gyarados. Bak bugünkü... Benim bir hatırladığım işte yok Balbazar, yok bugünkü Pikachu. Şeydeki, belgeseldeki Sandslayer demiştim ya Pokemon'u var bunun diye. Ekans, Snake gelişmişi. Raihon, Kabuto. Bunu oyununda çok gizli bir taştan çıkarıp alıyordum bunu. Tabii ki dur taklidini yapacağım. Yap. Akort edeyim sesimi. Aferin. Kabon. Bunlar da nasıldı? Dikle, dikle, tria, tria, tria. Exocute. Bu da böyle gelişince ağaca dönüşüyordu. Giyadot.
Weedle, Golden, Nidoran. Misty'nin Pokemon'uydu. Ama çok güçlü bir Pokemon normalde. Evet. Şu Sparrow eşi kovalıyordu ya ilk bölümde. Ne bileyim, o kadar hatırlamıyorum. Şimdi ben Slowpoke. Yani. Hafızamda balık kadar. Omanite. Squirtle. Charmander. Bu ateş püskürüyordu. Evet. Charmander, Charmeleon, Charizard. Ay çok güzel bir nerede. Ghastly, Vulpix. Bu da çekik gözlü Çinli vardı ya. Hatırlamıyorum. Onun Brock. Brock ilerleyen dönemlerde almıştı zaten. Bu aynısı. Bu serinin aynısı. Tam tasolar masada kalsın. Bunu alıyoruz. Oynayacağız mı? Masada mı oynayacağız? Masada mı? Yerde de oynayabiliriz bak. Güzel. Yerde daha iyi olur benim çünkü. Benim bir tek neyim var? Paralar yere düştü bir saniye. Ulamba'm var. Ulamba dedemin dedesinin. Ulamba'yı köyde tahta bir evde gezmeye. Hatta bir şey diyeyim mi? O video duruyorsa buraya ekleyeceğim. Bulamazsın. Ben onu büyük ihtimalle silmişim ama Instagram storylerimde belki vardır. Bunu ben boyadım. Bu her yeri pas tutmuştu. Ona keşke boyamasaydım ama değil mi? Belki çıkarırdık bir şeylerle. Ondan bilmiyorum. Sonra hala kullanıyoruz bunu ama böyle nostaljik olsun diye. Buraya şey ipini falan aldık biz. Damba aldık ama uymadı. Yani büyük geldi değil mi? Aynen. Bir şurası uyuşmuyor. Ezilmiş sanırım. Aynen. Bir de bunu bulduğumuz evde gerçekten ev yıkılacak gibiydi. Yani. Böyle aldık çıktık. Paranormal aktivite çekilirdi yani orada. Senin o paraları getir paraları. Parala bizi. Şöyle. Çok eski paralarımız var. Bakın şu parayı çok dikkatimi çekti. Bu paraları bana rahmetli dedem vermişti. Canım benim. 10 lira. Bunlar hepsi 10 lira ama şöyle 10 lira. Şu parayı ben ilk kez gördüm. Şunu. O çok değişik bir para ya zaten. Yani Arapça şeyler de var. İsimler de var isminde. Arapça değil ki o. Osmanlıca mı? Ney bu? Osmanlıca da değil. O Rusça mı? Ay bak burada ne var? He. Bu Osmanlıca. Bu para İsrail. Hakkında... İsrail yazıyor Osmanlıca. Her neyse işte. İsrail yazıyor üstünde. Osmanlıca. Bu tarafta... Bir yazıyor bir tek. Bir. Onun dışında başka bir şey yok. Ama bilen olursa yazsın. Gördüğüm işte. En ilginç paralardan biriydi bu. Ben şey istiyorum. Hani böyle bir para var içinden kılıç çıkıyor falan böyle şifreli paralar var ya. Ben hiç görmedim. İnternette görmedim. Şimdi istersen kısa bir taso ele atalım. Kamerayı yere kuralım. Ondan sonra devam edelim. Evet, tasolarımızı dizdik, yere geçtik arkadaşlar. Ben Balbazar'ı aldım. Aynur da Pikachu'yu aldı. Bir el atacağız. En çok tasoyu çeviren kazanıyor. Tamam hadi başla. Poliwag. Dur. Şöyle atacağım. Aha, iki tane. Nasıl attım ama? Atamadım ya. Bir tane daha çevirdim. Dur da, bir dakika, atamadım. Tasolar çok taze olduğu için dönüyor. Biraz eskimesi bence. Mi lazım? Aynen. İki tane daha çevirdim. Şuraya atayıp şurayı çevirmek istiyorum. Şuralarımın şöyle acıdığını biliyorum. Aynen. Atarken. Böyle şöyle atamam. Bir de bu halıda oynanmaz ki. Eskir diye resmen yerde oynatmadım. Bana ne? Yerde oynamayız. Aha çevirdim. Versene. Oo, oha ya. Bir, iki, üç tane çevirdim. Olmadı. Bir tane daha. Biz eski tasocularız. Şöyle kamerayı ileri alalım. 10, senin de kaç tane var? 10 tane var. Ooo, senin 40 fırın taso çevirmen lazım. Diyorsun. Bak şöyle atacağım. Bak nasıl çevirdim. Aha bir tane daha. Biraz şunları şöyle yapsak mı ya? Yoksa bitmez bunlar tek tek. İyi hadi. Bak yavaşça. Hop dönmedi. Al yavaşça attım senin yüzünden dönmedi. Miyav. Bir tane daha. Aha video. Aha bir tane daha dönmüş dur. Hayır onu sen döndürdün ya. Hayır ben ya. Döndürmedim. Vallahi ben döndürmedim. Hadi tamam. Bir tane daha hadi. Aha. İyi. Doğru bilmişim. Oha. Oo, iki tane. Aha bir tane daha. Şuna bakar mısın? Sen daha güçlüsün. Oo. Küçükken gelseydin karşıma. Bir de ben küçükken de çok döndürürdüm. Bir sürü. Küçükken yani ben daha çok döndürürdüm. Son 5. Şöyle yapacağım ya. Hadi yap. Bak şöyle atacağım bu sefer. Şöyle dik atacağım.
öyle dipten atarsan döndüremezsin. Şöyle atarsan döndürürsün. Bir tane daha. Şöyle yapalım ya da ya. Sen çok hilecisin de neyse yendim. Bakayım say. Say mı? 2, 4, 6, 9995, 9996, 14, 16, 18, 19. 1, 2, 3, 4. Bence saymaya gerek yok zaten, şuna bak. Evet, tasolarımı lütfen yerine koyalım şimdi. Ama sen bunu gel bir de taşta oyna. Taşta olmaz. Niye? Eski çünkü. Evet, aynen. Koleksiyonumdan çıkarttığıma dua et. O yüzden arkadaşlar bu videoya özel like istiyorum. Lütfen özel şeyinden çıkarttım tasolarımı yani. Vallahi baksana daha gıcır yepyeni ya. Bir çizik bile yok üstünde. Eğer bulursam bunun diğer 100 tane daha var eksiğim. Onları da tamamlamayı düşünüyorum. Hatta bulabilirsem de Digimon tasoları var. Kenarları katlamalı. Şey parlak böyle değil mi? Parlak değil. Kenarları böyle katlıyordum böyle. Yok bir de parlaklar vardı böyle 3D gibi. O Taso TV. Şöyle yaptım. O gıcır gıcır edelim. He, aynen. Bunlar da benim diğer hazinelerim. Tabii çok eski değiller. Yeni almıştık galiba. Evet yani. Yeni birkaç aldım sene oluyor. Böyle 3 paket olarak almıştım bunu. Bir şöyle renk, şöyle süt olanlar, bir de şu mavi olanlar. 3 paket almıştım. Şimdi de misket oynayacağız evde. Canımız sıkıldı. Biz ne yapardık biliyor musun? Şöyle bir üçgen yapardık. Tamam, üçgeni biz de oynuyorduk. Ondan sonra içine dizerdik. Kim ne kadar çıkartırsa. Kaç tane dizdik oraya? 20 tane. 20 tane dizdim oraya. 20 tane dizdik. 10 tane atış yapıyorsun. Tamam. En çok vuran kazanır. 10 atışta. Aynen. Tamam. 10 kere ben, 10 kere sen. 10 kere sen, 10 kere ben. Şimdi ilk sen at. Şu ele bak. 1'de 0. Çıkmadı. Kaç oldu? 3. 3'te 0. 3'te 2. Dağıttın ortalığı. Şöyle şunları alırım kardeş. Şunları da alırım. Şunu alırım. Şunu alırım. 2 tane. 2 tane. Hadi. 2 tane daha. 2 tane daha. Hadi. Şunları düzelteyim bir dakika. Tamam. Bitti. Kaç kaldı? 3, 6, 8 kaldı. 12 tane vurdum. 12 tane vurdum. Tamam. Evet, sıra bende. Daha aslında iyi. Bizim halı çok şey, bizimkinde böyle şekiller olurdu. Hatta bizim halı da üçgen şekli vardı. Onu o direkt aynen buradan oynardı. Eski halılarda daha çok oluyor tabii o. Bir. Şöyle atacağım. Şöyle bak. İki. Duvarı deldin ya. Üç. Dört. Şimdi şunları şuraya bir alalım. Nasıl olsa kalanları sayacağız. Zaten elimde 5 tane kalmış. Elime 10 tane almıştım. Çok mu hızlı atıyorum ya? Geriden sayılmaz. Sayılmaz. Sen bana öyle yaptın demin. Hayır. 2 tane. Bari şöyle yapayım da. O da sayılmadı. Ve ben yendim. Ben 8 tane vurdum. Aynen. İyi, tebrik ediyorum. Ben daha güzel. Bak şöyle tutacaksın. Şöyle. Ben de öyle tutuyorum. Biz böyle şöyle yaptık. Misketi, bizim orada buna cincik derler bu arada. Biz böyle misketi kırmaya çalışırdık. Çalışacaktım ama bak bak. Evet, sıradaki oyunumuz arkadaşlar 5 taş oynayacağız. Bunu bilenler vardır belki. Oldlar bilir. Sokağa çıkma yasağı olanlar bilmez. Aynen öyle. Bunu eskiden gerçekten çakıl taşı toplayıp oynarlardı bizde. Biz de toplardık. Ama biz evde genelde misket, yani bizim tabirimize cincik olduğu için onunla oynardık. Ben güzel taş buldum böyle, tam akvaryum taşı gibi. Eskiden bir de şey olurdu, onlardan bunun çakmak taşı böyle birbirine sürttüğün zaman alev çıkardı. O taşları özellikle seçer bulurdu. Onu hatırlamıyorum. Hadi başlıyorum. Sen başla hadi. Birim. Önce birler mi? Aynen birler. Bilmeyenler için şöyle oynarken anlatayım. Yukarı böyle taş atıyorsun, düşmeden yerdekini almak zorundasın. İkiler var. İkide de 2-2 alman lazım. Aynen. Üçler var. Üçlerde de atıyorsun. İşte kendine... Şu üçü yakın olduğu için bunu alacağım. İlk önce şunu alıyorum. Böyle. Dörtler. Dörtlerde de... Dördü koyup sonra tekrar dördünü alıyorsun. Beşleri de böyle atıyoruz. Elimizi kale koyuyoruz. Tam yeri, tamam evet. Bir bunu tane aldım. Sen rakibine de seçiyorsun. Rakibi de böyle zor bir taş belirliyor. Onlara değmemesi lazım. Şunu seçiyorum en zor olan. Diğerlerini ona değdirmeden. Bunları 3 seferde sokabilirim ama bunu tek seferde sokmak zorundayım. Bir de diğerlerine onu oynatmayacaksın seçtiğim. Aynen. 1 2 girdi. 1
burada puan kazanıyorum bu oyunda. İstersen şöyle işte 5-4 falan. Ama biz zor olsun diye tek... Aynen. Bir de kapçık yapardık, sizde var mı? Kapçık ne? Şöyle attım diyelim. Şöyle yaparsan 2 oluyor. Eğer böyle alırsan 1 oluyor. Mesela atıyorum. Böyle attım. Bunda gelmiyor ki. Hadi burada 2 tane var diyelim. Şöyle tutarsan 4 oluyor. Eğer bunu bu şekilde tutarsan 2 tane fark et, 2 oluyor. Zorluğuna göre mi? Aynen. Kaç puan aldın? 1 mi? 2. Şimdi ben atıyorum. At bakalım. Şu kamera dışına çıkanı şey olarak alıyorum. Hop, birinciyi tuttum. İkinciyi tuttum. Üçüncü, dördüncü. Hatta bunu şey olarak da oynuyorum böyle. Attığın zaman elinden şu elini almıyorsun. Tek elde biriktirme şeyi de var. Zorlu. Oo, o kadar o ama misket, ki. Miskette misket sekiyor. Olmuyor. Taş olsa var ya ağlatırım ben burayı. Şimdi ikileri oynuyorum. Oo, çok güzel attım. Dur bir dakika. İkiler. Üçler. Şu kamera dışına çıkanı aynen, gene şey alayım. Allah sekecek diye çok korkuyorum. Dörtler şöyle mi? Yere mi koyuyorduk? Evet. Hop. Dörtler. Şimdi beşler fırın. Şöyle elimi şöyle koyayım. Şöyle atıyorum. Şunu alıyorum. Şu mu? Evet o olsun. Bir. İki. Üç. Tamam atayım. Sen iki tamam, puan verin. Yap. Puanlar yapıyorum. 3. Şimdi hepsini mi almak zorundayım yoksa düşebiliyor mu? Düşerse yanarsın bak ben sana söyleyeyim. O zaman direkt risk atmıyorum. 3 tamam. Puan. Yendim. Hadi. Yendim. Hadi aferin. Evet arkadaşlar bu şekilde bir eğlenceli bir video çekelim istedik. Umarım bu sıkıntılı günlerde size böyle ufak da olsa bir tebessüm ettirmişizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın arkadaşlar. Ve zile böyle basarak şöyle şuraya denk getireyim. Zile böyle basarak zili aktif edin ki video yüklediğim zaman size bildirim gelsin arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşeceğe kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.